CHP'de gözler yarına çevrilmiş durumda. Hem Mustafa Sarıgül parti rozeti takacak hem de Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olacak. Ama öncesinde Gürsel Tekin bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok İyi akşamlar ederim. Diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın Kadıköy'de özellikle çok bilindiğiniz, güçlü olduğunuz da bir yerde açıklayacaksınız. Tesadüf mü aynı gün olması? Hayır. Rozetin takılmasıyla Hayır. sizin aday adaylığınız? Önce bir saati düzeltmek istiyorum. Benimki saat 2'de Kadıköy Meydanı'nda. Aslında bir ay önce ya da tam hatırlamıyorum 40 gün önce Ümraniye'de 2B ve kentsel dönüşümde mağdur olmuş yurttaşlarımız Ankara'ya gelmişti. Kendilerine söz verdim, benim böyle bir talebim olacak ve bu talebimi, aday adaylığımı Ümraniye'de açıklayacağımı ifade etmiştim. Daha sonra oraya gittim. Tabii orada böyle bir alan bulamadık ne yazık ki. Çok kalabalık bir kitleyle inşallah yarın aday adaylığımızı açıklayacağız. Olmayınca İstanbul'da ne yazık ki meydanlar kalmadı. Sonuçta Kadıköy Meydanı'nı tercih ettik. Ulaşımların daha kolay olması açısından Kadıköy oldu. Şimdi çok kalabalık bir kitleyle aday adaylığımızı açıklayacağız dediniz. Sarıgül'de 35 bin kişiyle Ankara'ya gideceğini söylüyor. Şimdi yarın basın mensupları o fotoğraf, iki fotoğraf arasındaki farka, benzerliklere bakacaklar. Sizce bir ipucu verir mi kimin aday olacağına ilişkin yarınki kalabalıklar? Sizin kalabalığınız ve Sarıgül'ün kalabalığı. Aslında tabii son 30 yıldır İstanbul'un bu birikmiş sorunlarının temel sebebi de biraz ta Dalan döneminden bu yana İstanbul'un geleceğini değil kimin geleceğini konuştuk. Keşke İstanbul'un geleceğini konuşma imkanımız olsa. İnanıyorum ki İstanbul'un bu birikmiş sorunlarının çaresinin ne olabileceğini konuşma imkanımız olur. Böyle bir mecra oluşmuyor. Biraz da medyamızın katkısıyla. Genelde isimler konuşuluyor. İstanbul'da trafik sorunu, altyapı sorunu, üst yapı sorunu, İstanbul'da kentsel dönüşüm, 2B bunların hiçbirisi çok ciddi sorunlar bunlar. Bu meselelere ne yazık ki konuşma imkanımız yok. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak uzun süredir İstanbul'la ilgili hayallerim, İstanbul'la ilgili çok ciddi projelerimiz var arkadaşlarımızla. 2008 yılından itibaren ciddi hazırlıklarımız var. Bu projelerimizi örgütümüzle, İstanbul halkıyla, kentsel dönüşümde mağdur olmuş binlerce yurttaşlarımızla beraber Kadıköy Meydanı'nda hayallerimizi anlatacağız. Biraz önce de söylediniz ne olacak diye, hiçbir şey olmayacak. 90 yıllık siyasal süreçte aday belirlemeleri dün nasıl olduysa yarın da öyle olacak. Ama tabii İstanbul'un, İstanbul'da sorunları olan yurttaşlarımızın çok önemli beklentileri var. CHP ne düşünüyor? Ulaşım sorunu nasıl çözecek? Uzun yıllardır Marmara depreminden sonra ne yazık ki İstanbul'da halen depremin dönüşümü sağlanamadı. Bunu hangi kriterler ve hangi süre içerisinde hazırlayacak? İstanbul'da 100 yurttaşımızın 30'unun mülkiyet sorunu var. Bu mülkiyet sorunları nasıl çözülecek? İnşallah yarın bunları İstanbul kamuoyuyla paylaşacağız. Bunlar böyle hayalci projeler değil, oluşabilecek, gerçekten uygulanabilecek projelerdir. Umut ediyorum ki yarın siz de orada olursanız bu projeleri görmüş olacaksınız. Şimdi tabii bir takım spekülasyonlar hep yapılıyor. İşte Sarıgül gelirse bileğimi keserim dediğini söyleniyor. Siz bunu şu anda kabul etmiyorsunuz değil mi? Böyle bir Hiç şey demedim böyle bir şey diyorsunuz. Söylemedim yani. Peki yine de gerek iş dünyası, gerek medyanın önemli bir bölümü Sarıgül'e destek veriyor, görüntüsü veriyor kimilerine göre. Ve siz buna rağmen aday adaylığınızı açıklıyorsunuz. Evet. Acaba Gürsel Tekin'in kafasında ne var? Gürsel Tekin bilmediği bir yola girmez deniyor. Ne dersiniz? Gürsel Tekin uzun süredir gençlik kollarından itibaren CHP'de ve SHP'de siyaset yapan biridir. Beni örgütlerime çok güvenen biriyim. Bu medya rüzgarı ve aynı zamanda iş dünyasının rüzgarı her dönem olmuştur. İşte Dalan döneminde olmuştur. Hatırlarsanız 89'da Sayın Sözen tamamen yok sayılmıştı. Yine Sayın Erdoğan 94 yılında yok sayılmıştı. Ben İstanbul halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne çok güveniyorum. Onun için bir rüzgara ihtiyacım yok. Bu mecranın İçinde demokratik haklarımı kullanıyorum. Türkiye'de nasıl bir ülkenin anayasası varsa bir siyasi partinin de kendi anayasası var. Tüzüğü var. Bu tüzük çerçevesinde
siyasal bütün haklarımı kullanmak istiyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bir ön seçim, bir sandık olunursa Cumhuriyet Halk Partisi örgütü çok bilinçli bir örgüttür. Tercihini çok sağlıklı bir şekilde yapacaktır. Sayın Sarıgül de yarışabilir. Benim Sayın Sarıgül'ün dışında şu anda 3 tane aday arkadaşımız var. Bunlara da haksızlık yapmak istemiyoruz. Aslında Türk siyasetinin geldiği nokta çok acınacak bir nokta. Birçok arkadaşlarımız, bu sadece CHP için geçerli olan bir kavram değildir. Keşke bütün siyasi partiler dünyada olduğu gibi adaylık iddiası olan arkadaşlarımız kendi projelerini, kendi düşüncelerini, kendi hayallerini kamuoyuyla paylaşma imkanı bulabilse, bu imkanlar yok sayılıyor. Sayın Celal Doğan çok başarılı bir belediye başkanıydı. Antep'i dönüştüren bir belediye başkanı. Daha 3 ay önce aday adaylığını açıkladı. Neredeyse ismi zikredilmez halde. Yine Semih Bey çok değerli bir arkadaşımızdır. O da aday aday arkadaşımızdır. İnşallah aday aday arkadaşlarımız da yarın benim aday adaylığımda yanımda olacaklar. O zaman beraber olacağız şuna, onlarla. Şu soruya açıklık getirmiş olalım bugün itibariyle. Gürsel Tekin'in adaylığı aslında CHP'de işte CHP'nin tek adama mahkum olma baskısını bertaraf etmek için stratejik bir hamledir diyenlere yanıtınızı çok net merak ediyorum. Bu, herkes bir yorum yapabilir. Yani ben zaman zaman gazetecileri, zaman zaman da kendisine kamu yoklaması şirketiyim diyen insanları dinlerken doğrusu biraz da kendimden de utanıyorum. Türk siyasetinin geldiği noktanın bir ibret abidesi olarak da görüyorum. Hatta galiba sizin ekranlarınızdaydı. Sözde kamu yoklaması şirketlerinin, kamu yoklaması şirketleri dünyanın her yerinde, bir birey olarak hastalandığınızda hekime gittiğinizde hekim size gidin bir tomografi çekin der. Gidersiniz bir tomografi çekersiniz. Onu da olduğu gibi size yansıtırlar. Yani bunun görevi de budur. Kamu yoklaması şirketlerinin de temel görevi bu. Burada öyle yorumlar gördüm ki Gürsel Tekin aday olmamalı. Sen kimsin kardeşim? Gürsel Tekin'in 30 yıllık siyasal yaşamında hangi iradeyi kullanıp kullanmayacağını bırak da Gürsel Tekin ya da partisinin kendisinin karar vermesi gereken alanda sen veriyorsun. Niye veriyorsun? Bunların hepsini biliyoruz. Yani maalesef hani bir deyim var ya, bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını bozamazsınız. Türkiye'de Türk siyaseti çok kirlendi. Ece Hanım, bunu altını çizerek söylüyorum. Ben aynı zamanda sadece İstanbul Belediye Başkanı aday adayı değilim. Türk siyasetindeki bu kirlenmişliğin de mücadelesini sonuna kadar vermeye aday olan bir insanım. Mesela Gürsel Tekin 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgeleriyle, bilgileriyle İstanbul'un rant haritasını açıkladı. Ama ne yazık ki ertesi gün bir tek televizyon, bir tek gazete Gürsel Tekin'i aramadı. 100 milyar dolar rantın kimlerin kasasına girdiğini söyledim. Bakın 100 milyar dolardan bahsediyorum. Hatta daha ileri giderek, eğer siz bu çetelerden hesap soramıyorsanız, beton lobilerine gücünüz yetmiyorsa, imar çetelerine gücünüz yetmiyorsa, bir savcıyı davet ediyorum, benim hakkımda dava açın. Gel Gürsel Tekin, nedir bu 100 milyar dolar, bunun hesabını bize verin demiş bir siyasetçiyim. Bunların hiçbirisini tartışamadık, konuşamadık. Neden tartışıp konuşamıyoruz? Hani bir deyim var ya, bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklığı bozulmaz. Baktığımızda Türk siyaseti, basını, medyası, televizyonu bu kirliliğin birer ortaklarıdır. Gücümün yettiği kadar inanıyorum ki bu ülkede namuslu gazeteciler, namuslu televizyoncular ve yurttaşlar dünyanın her yerinde olduğu gibi bu kirliliğin arınmasında ciddi bir mücadele verecektir. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmak için sonuna kadar devam edeceğim. Önemli bir konu daha var. CHP'li eski 16 il başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na gitti ve ön seçim istediklerini, evet, adayın merkezden aday tayini istemediklerini söylediler. O anlamda bir rahatsızlık mı oldu parti içinde Sarıgül'ün adaylığının açıklanmasıyla ilgili acaba? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti, gelenekleri olan bir siyasi parti. 90 yıllık bütün yaşamına baktığımızda mutlak ve bütün aşamalarda örgütlerinin talebini almış bir siyasi partidir. Haklı olarak tabii ki siyaset yapan, geçmiş dönemlerde partiye çok ciddi emek veren
il başkanlarımızın bu hassasiyetini Sayın Genel Başkanımızla paylaşması son derece doğaldır. Ve Sayın Genel Başkanımız da il başkanlarımızın bu talebini ciddi aldığı için önümüzdeki süreçte birkaç şey masada olacak. Birincisi bir aday olarak ben de aynı taleplerimi elbette Sayın Genel Merkezimize, Genel Başkanımıza ileteceğiz. Birincisi keşke dünyada olduğu gibi hani millet iradesinin temsil edilebileceği bir seçim yöntemi olmuş olsaydı bütün bunların hiçbirisini konuşmamış olacaktık. Yani nasıl ki Almanya'da belediye başkanları hangi kriterlerden belirleniyorsa Türkiye'de de bu kriterler içerisinde belirlenmesi gerektiği inancı içindeyim. Ama ne yazık ki Türkiye'de Türk siyaseti bu aşamayı bir türlü geçemedi. Siyasi partiler yasasını değiştiremedi. Ama her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bir ön yoklama ya da ön seçimi mutlaka denemeli. İki, elbette sadece ön seçim bir tek kriter olmayabilir. İkincisi, İstanbul devasa bir şehir. 10 milyona yakın bir seçmen kitlesi olan bir şehirde çapraz, bağımsız kamu yoklaması şirketleri, bağımlı kamu yoklaması şirketleri değil, altını çizerek söylüyorum. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de bağımsız kamu yoklaması şirketleri bir iki tane var mı yok mu o tartışılır. Geri kalan tamamı kamuda iş yapıyor. Belediyenin işini yapıyorsanız, bakanlıklarda iş yapıyorsanız bağımsızlığınızı kaybetmişsiniz demektir. İki tane, üç tane çapraz kamu yoklaması, bağımsız kamu yoklaması şirketlerinin sonuçları masaya yatırılır. Ve bu denklemler masaya yatırıldığında üç aşağı beş yukarı bir sonuç alınabilir. Bununla bağlantılı şunu sormak istiyorum. Yani belli ki tabandan da bu anlamda bir talep var. Ön seçim isteniyor ve merkezden aday tayini konusu sıcak bakılan bir konu değil. Böyle bakınca şimdi Adnan Keskin'le Oğuz Kansalıcı Şişli Belediyesi'ne giderek Sarıgül'ü davet ettiler. Ve hatta işte eleştirildi bu. CHP Sarıgül'e katıldı şeklinde espriler de yapıldı. Parti tabanında bu şekil rahatsızlık yarattı mı? Şimdi bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü sonuç İstihbarlı Parti'nin genel başkan yardımcısıyım. Bireysel olarak elbette bu geleneklerde olan bir partindeki yöneticilerinin, üyelerinin rahatsız olmaması mümkün değildir. Siyasi partilere katılımlar olabilir. Sayın Sarıgül elbette partiye katılabilir. Ve kaldı ki Sayın Genel Başkanımız 2010 yılından itibaren bütün kapıları, bütün bizim dışımızda çeşitli nedenlerle partinin dışında kalmış herkese bu daveti yaptı. Ama davetlerin kuralları vardır. Bazen kurallar çiğnenir. Çiğnenebilir. Çiğnenmek için vardır. Evet, biraz da çiğnenmiş olarak kabul ediyorum. Peki, aynı zamanda Kadıköy ve İzmir için de adınız geçiyor. Buna ne dersiniz bu iddialara? Çok ağır iddialar, ağır cümleler kullanmamak için çok sabırlı davranıyorum. Çünkü olabildikçe bir saldırının altında olduğunu biliyorum ama çok saldırılar atlattım. Hiç umurumda değil bu saldırılar. Gerekçesi ne sizce bu saldırıların? Biraz daha itibarsızlaştırmak uğraşı içinde olanlar, belli köşe yazarları, bloke edilmiş köşe yazarları falan. 2009 yılında ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı iken Sayın Baykal, benim eski genel başkanım, İstanbul'da istediğim ilçede belediye başkanı aday olma imkanım vardı. Ama olmadım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı makamında oturan bir insanın ilçe belediye başkanı iddiası siyaseten yakışık olan bir iddia değildir. O açıda bu bütün şeyleri asparagas haber olarak kabul ediyorum. Ve kaldı ki partide benim siyasal duruşumu arkadaşlarımız çok net bilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşıyım. Hiç siyaseten kimseyle yol arkadaşı olmadım. Bunu benim liderlerim çok iyi bilirler. İddiamı 2009 yılında da iddiasını koyan bir siyasetçiyim. Ben aynı zamanda 2009 yılında da aday adayıydım. Evet. Ve yapılan bütün kamu yoklamalarında Sayın Kılıçdaroğlu birinci çıktığı için Sayın Kılıçdaroğlu'na teklifi götüren il başkanı da Gürsel Tekin'dir. Ha yarın bütün bu koşullar, ön yoklama, kamu yoklamaları benim dışımda herhangi bir arkadaşımızın lehine olursa 2009 yılında göstermiş olduğum duyarlılığı yine gösteririm. Çünkü benim birinci hedefim benim partimin iktidar olmasını istiyorum. Birikmiş bütün bu sorunları ancak ve ancak
sosyal demokrat bir anlayışla aşma imkanımız olabilir. Ön seçimlerde ve kamuoyu yoklamalarında sizin dışınızda başka herhangi bir arkadaşın öne çıkması ihtimali yüzde kaç? Sizin bilemiyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Biraz sokakta siyaset yapan bir siyasetçi olarak söylüyorum. 50 tane kamu yoklaması da yapsanız İstanbul'da herhalde Gürsel Tekin çıkar diye düşünüyorum. Ama bağımsız kamu yoklamaları. Az önce genel başkanım Sayın Baykal dediniz. Sayın Baykal geçtiğimiz günlerde iki önemli cümle kurdu. Bunlardan bir tanesi yine iddia edildi ki işte Sarıgül girerse Çapulcu Partisi olur. Hayır, onu yalanladı ama yalanlarken bu konuda şu an bunu yalanlıyor olmam fikirlerim olmadığı anlamına gelmiyor dedi. Bir de son olarak Oda TV davasına gönderdiği dilekçede bana komplo kuranlar CHP'ye komplolarına devam ediyor dedi. Bu ne demek? Bunu nasıl okumak lazım? Tabii bilemiyorum. Yani Sayın Baykal, Sayın eski genel başkanımız doğrusu tabii ciddi bir komployla karşı karşıya kaldı. Yani bu Türk siyasetinde kabul edilecek bir şey değildir. Siyasetin bu kadar alçaldığı ve alçaltıldığı bir dönemde ben bu konuda iktidarı da suçlamak istiyorum. Sayın Baykal'a kurulan bu tuzağı eğer bu hükümet sonuçlandıramazsa yarın Türk siyasetinde oluşabilecek benzer olayların sorumlusu da bu iktidar olacak. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Böyle benzer olaylar bekliyor musunuz? Elbette. Yarışın kızıştığı yani dönemlerde, siz bunun önümüzdeki dönemde. Bu kadar alçakça yapılmış bir olayı sonuçlandıramazsanız yarın oluşabilecek benzer olaylarda sesinizi çıkaramazsınız. Bu kime çıkar doğrusu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türk siyasetini arındırmamız lazım. Sadece yolsuzlukta değil, aynı zamanda şeffaf bir siyaset anlayışı oturtmamız lazım. Hesap verebilir. Maalesef Türk siyaseti hesap verebilir durumda değil şu anda. Yarın Sarıgül Ankara'ya gidiyor dedik, kalabalık bir şekilde. Pazar günü de 10 Kasım'da. Ya benim bir rakamım yok. Benim öyle bir 30 bin, 35 bin verebilecek rakamım yok. Medya lobim de yok. Yani arkamda beton lobileri de yok. Benim sadece örgütüme güveniyorum, İstanbul halkına güveniyorum ve İstanbul'da mağdur olmuş uzun yıllardır özellikle kentsel dönüşümle yüz yüze gelmiş yurttaşlarımızla yakinen ilgileniyorum. O yurttaşlarımızla sayısı 1000 olur, 5000 olur, 10.000 olur bilemiyorum. Onlarla sizlerin karşınıza ve İstanbul halkının karşısına çıkacağız. Peki siyaset tabii ki iddia işi ama mesela işte Sarıgül olmadan tarih yazmak mümkün değil veya işte bu kararla CHP iktidara gelmenin yolunu açtı cümleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi gibi 90 yıllık bir siyasal partiyi bir kişiye bağlamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90 yıllık geleneğini yok saymak demektir. Ben bütün bu cümleleri sürçülisan olarak kabul ediyorum. Peki o zaman bir cümle örneği daha verelim. Madem çare bu cümleleri... Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çare kişi olmaz. Çare Gürsel Tekin değil. Çare Sarıgül'le gönderme. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleridir. O zaman bir sürçülisan olarak kabul ettiğinizi zannettiğim bir cümle daha hatırlatayım. Sayın Başbakan dünya lideri artık İstanbul'la ilgilenmez sözü Sayın Sarıgül. Valla doğrusu tam hangi ruh hali içerisinde söylendi onu da bilmiyorum. Keşke Sayın Başbakan dünya lideri olabilseydi. Keşke coğrafyamızda, ülkemizdeki bu sıkıntıları barışçıl bir süreçle götürebilseydi. Dünyayla barışık içerisinde götürebilseydi. Biz de dünya lideri diyebilseydik. 7 tane gencimizin öldürüldüğü, 12 tane gencecik çocuğumuzun gözünün kaybettiği yerde polis destan yazdı diğer bir insana benim dünya lideri demem için bir akıl tutulması içinde olmam gerektiği inancı içindeyim. Böyle bir şey kabul etmem mümkün değildir. Peki siyasi olarak CHP'nin başına talip olduğu iddia edilen birinin bu cümleyi kurması ya siyasi bir değerlendirme. Sayın Sarıgül bunu yalanladı, ben bu manada söylemedim dedi. Tabii bilemiyorum ama gerçekten bu yaşadığımız bütün sürecin sorumlusu Sayın Başbakan'ın kendisidir. Peki yine CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olduğu yani asla İstanbul Belediye Başkanlığı ile yetinmeyeceği iddialarına ne dersiniz Sayın Sarıgül? O iddialar hep söylenir ama ben şunu söyleyeyim. Hiç ara koridorlarım yok. Yani 83, 84, 2014, 30 yıllık sürede partinin örgütünü bilen bir insanım. Partinin her kademesinde görev yaptım. Uzun süre il başkanlığı yaptım.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk kez iki dönem İstanbul'da üst üste CHP tarihinde üst üste tek aday olan bir insanım. Örgütü bildiğim için bu sürecin hiçbir doğruluk payı söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın örgütler tarafında çok sevildiğini, örgütün Sayın Genel Başkanımızın arkasında olduğunu çok iyi bildiğim için hiç Sayın Genel Başkanımızın da öyle bir tereddütü yok. Elbette herkesin iddiası olabilir. Siyaset yapan insanların iddiaları olabilir. Sayın Genel Başkan'ın gönlünün kimde olduğuna dair bir tahmininiz var mı? Onu Sayın Genel Başkanımıza sorun bilemiyorum ama ben siyasal nezaketi bilen bir insanım. Sayın Genel Başkanımızın ne yapıyorsam bilgisi dahilinde yapıyorum. Buradan Sayın Sarıgül pek bilgisi dahilinde yapmıyor anlamı da çıkartabilir miyiz bazı hamleleri? Bilemiyorum. Keşke Sayın Sarıgül de çağırmış olsaydınız, karşılıklı konuşsaydık. Siyasal rekabet olursa demokrasiyi daha iyi işletebiliriz. Siyasal rekabeti mutlak ve mutlak Türkiye'de oturtmamız lazım. Çok medeni insanlarız. Sadece Sayın Sarıgül değil, İstanbul'la iddiası olan farklı siyasi partilerin aday adayları bu masanın etrafında olmuş olsaydı rahatlıkla en azından hayallerimizi, düşüncelerimizi, İstanbul'un geleceğiyle ilgili çok şey konuşabilirdik. Bu mecrayı yaratabilirseniz İnşallah Sayın Sarıgül'le de önümüzdeki günlerde buradan yan bir yana davet oluruz. Olsun. Hem tabii siz ki. Hem benim tarafımdan Sayın Sarıgül'e evet, bir Sayın davet Sarıgül'de olsun. Evet, Sayın Sarıgül de CHP'ye geldiğine göre ikimiz projelerimizi anlatacağız ve partimizi güçlendirmek için İstanbul halkının karşısına çıkmamızda hiç de bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Projelere de geçeceğim ama şimdi geçtiğimiz günlerde biz enine boyuna da özellikle bu Gezi Parkı ve CHP'nin Gezi Parkı'na sahip çıkması meselesine ilişkin konuşuyorduk. Hemen ertesi günde sizden bir açıklama geldi. Ve arkasındayım yani o gençliğin arkasındayım. O konuda bir öz eleştiri var mı? Yani biraz geç kaldık sahiplenmekte veya öncülük etmekte Gezi gençliğine diye bir öz eleştiri var mı CHP'de Hayır. veya kişisel olarak sizde? Hayır, hiçbir öz eleştiri yok. Neden yok öz eleştiri? 2007 yılından itibaren İstanbul'daki bu Gezi Parkı'nın sonuçlarının yani asıl ana sebepleri olan bu kentsel dönüşüm, kentteki rant yapılaşmalar, AVM yapılaşmaları, parkların yapılaşmaları ile ilgili mücadele eden bir siyasetçiyim. Gezi Parkı başlamadan önce Gezi Parkı'nda 18 ay önce ilk kez burada çadır kuran bir siyasetçiyim. Biz bunların üstüne siyaset yapmak istemiyoruz. Bu Gezi Parkı'nın ilk nüvesini atan ve burada bu parkta bir Ocak ayında yağmurun altında 18 saat oturan bir siyasetçiyim. Yine Sultan Mahallesi'nde ve çeşitli bölgelerde kentsel dönüşümde mağdur olmuş insanlarla son 3 yıldır onlarla beraberim. Esenyurt'undan bilmem tarla başına kadar. Yani Gezi Parkı'nın sonucuna baktığınızda Gezi Parkı genelde şöyle bir şeyle sonuçlanıyor. Aslında Gezi Parkı'nın Türk siyasetini ve Türkiye'ye kazandırdığı çok önemli işler var. İlk kez İstanbul Belediyesi'nde yani Gezi Parkı olayından hemen sonra parsel bazında plan tadilleri gelmedi. Parsel bazında plan tadili demek İstanbul'da yeniden trafik yoğunluğu demektir. Yeniden yeni AVM'ler demektir, betonlar demektir. Bu büyük bir kazanım değil midir? Yine kentsel dönüşüm projelerinin önemli kısmının Gezi Parkı'ndan sonra iptal edildiğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Gezi Parkı Türkiye'ye ve İstanbul'a çok önemli katkılar olmuştur. Gezi Parkı Türkiye'nin ve İstanbul'un vicdanı olarak herkesin kabul etmesi gereken bir süreç olarak görülmesi gerekiyor. Efendim provokasyonlar olmuştur, şunlar bunlar olmuştur. Elbette olur. Benzer olaylar dünyanın her yerinde olur. Bu provokasyonları da çözmek, bu provokasyonların çözümü de devlete aittir. İşte tam da devletin varlığı buradan önem arz ediyor. Peki seçildiniz, İstanbul Belediye Başkanısınız. İlk adımınız, ilk işiniz ne olacak? Evet, çok güzel. İlk işimiz ne olacak? İlk işimiz planlı bir İstanbul olacak. Bakın bugün dünyanın en önemli şehri diyoruz İstanbul. İstanbul halen planlanmış bir şehir değildir. Sayın Başbakan bir rakam söylüyor. Bakanlar başka bir rakam söylüyor. İstanbul'u yönetenler başka bir rakam söylüyor. Siz öncelikle İstanbul'u kaç bin nüfusta yönetmeye kalkışacaksınız? Yani İstanbul neyi kaldırabilecek? İstanbul 193 tane AVM kaldırabilir mi? Şimdi son günlerdeki tartışmalar, işte öğrencilerin ev tartışmalarına baktığımızda bu iktidar döneminde
Bu yeni rezidanslarda bir odalar bilmem neler. Şimdi bu iktidarın getirdiği, işte TOKİ'nin getirdiği planlar. Bütün bunları ne yazık ki keşke zamanında önlemi alınabilseydi. İstanbul bir yasayla mutlak ve mutlak yasal bir değişiklikle tek elle yönetilmesi gerekiyor. Mesela Sayın Topbaş'ın onlarca davaları vardı. Ne oldu ben merak ediyorum. Yani düşünün, bir iktidar partisinin kendi belediye başkanı kendi bakanlıkları ile ilgili, TOKİ ile ilgili davalar açıyor. İstanbul'da siz bu anlayışla 12-13 tane plan yapma yetkisi olan kurumlarla İstanbul'un bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olduğumuzda ilk işimiz, ilk 500 günde asgari düzeyde ulaşım sorunu rahatlatabilecek projemizi hayata geçireceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz, 5 yıl içerisinde İstanbul ulaşımı tamamen çözülmüş hale gelecek. İstanbul trafikle ulaşımı sürekli karıştırıyorlar. Birinci projemiz bu. İkinci projemiz, en önemli projelerin bir tanesi, uzun yıllardır sosyal devletin temel görevi insanların barınma sorunu çözmektir. Şu anda İstanbul'da vatandaşlarımızın %30'unun mülkiyet sorunu var. Yani 100 yurttaşımızın 30 tanesinin çözülememiş mülkiyet sorunu var. Eviniz var, tapunuz yok. Tapunuz var, imarınız var. İmarınız yok. İmarınız var, iskanınız yok. Bütün bunlar 2 yıl içerisinde çözülebilecek sorunlardır. 20 yıl, 30 yıllık sorunlar değildir bunlar. Çok kısa süre içerisinde çözülebilecek sorunlardır. Üçüncüsü, hesap verebilir, arınmış, şeffaf, dünyadaki belediyeler gibi bir şeffaf belediyecilik vaat ediyoruz. Peki. Hesap verebilir belediyecilik. Peki. İş belediyecilikte ranta dayalı değil, hizmete dayalı bir belediyecilik diyor. Gürsel Tekin, çok teşekkürler. Ben teşekkür yarın ediyorum. Yarın için de kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yarın sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, İstanbul'un geleceğiyle ilgili ben de katkıda bulunmak istiyorum diyen her yurttaşımızı saat 2'de Kadıköy Meydanı'na davet etmek istiyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.